Pera, pıt pıt pıt. Pera, pıt 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 diye fırlatır. Bunu duymamış olayım. Sizce biz rakip olabilir miyiz? Böyle bir şey mümkün bile değil. Lakin umduğumdan daha etkili oldu videoları. Çünkü böyle bir erkek tarafının da temsil edilmeye ihtiyacı varmış. Pera nerede? Kaç kilo bu çocuk? İşte ya da şu üstü kalın değil mi, üstü ince değil mi? Ben böyle 10 soru falan çıkartırım. Bununla ilgili bölüm bile çektim. İkimiz de berbatız. En azından o benden çok berbat olduğu için benim berbatlığım daha az anlaşılıyor. Aslında Pera'nın en sevdiği şey ne ninni ne bir şey kırmızı balık kaç kaç şarkısı. Anne olunca annemi tabii ki anladım da yani anlamadığım çok şey olduğunu fark ettim aslında. Öyle desem daha iyi olur. Güney Afrika, Cape Town. Orada bir 6 ay yaşadım ben. Çok güzel bir yer gerçekten. Başta gitseydin ha böyle değişikmiş falan dersin. Aa burada hala acaba ırkçılık mı var? İşte aa ne güzel penguenler, okyanus falan der dönersin. Ama 6 ay kalınca o kültürü, insanını falan da tanıyorsun. Ve oraya bir şekilde karışıyorsun, havasına suyuna karışıyorsun. Benim için de biraz öyle oldu. Böyle bir soru yok aslında. İyi proje mi, kötü proje mi diye sorarım ben yani. 4. Neden bu kadar net cevap verdin diye soracak olsun. Geçen gün Akasya'na bölümü çektim. Bir tanesi gitsin çocuğa baksın, bir tanesi gitsin oyun oynasın, bir tanesi işte kocasıyla ilgilensin, bir tanesi... Ondan sonra ev işlerine baksın falan demiştim galiba. Bir 4 tane yeter galiba ama çok zorlarsam 2 taneyle de baş edebilirim ama 1 kesinlikle yetmiyor. Bahar Eriş'in Anne Beynim Aç isimli kitabı. Karnı Bahar, domatesle. Pera'ya sarı. Cemal Hünal, Onur Şenay, ben birlikte oynuyoruz. Ve böyle şey, Onur'u... Sallıyoruz, şeyden atacağız gibi yapıyoruz ama atmıyoruz. Terastan güzel sallıyoruz. 1, 2, 3 yaptık ve ikimiz de bıraktık. Yani ben o tutacak zannediyorum, o da ben tutacağım zannediyor. Onur tabii ki 5. kattan değil ama sahneden aşağı düştü. Romeo'yu Beklerken diye bir oyunda Ranin diye bir hamile. Geçen sene değil, önceki sene, 2 sene önce. Hamile bir kadını oynuyordum. Aynı zamanda iç savaş, Yugoslavya iç savaşında geçiyordu. Çok zor bir roldü. Bir onu unutamadım, bir de Enkaz diye bir o filmde depremde işte çok büyük mücadele veren yani bir depremzedeyi oynamıştım. Söylemek bile zor geliyor. O iki rolü unutamadım, biraz ağır oldukları için galiba. En son ne izledim? Bak onu da hatırladım. Ha, La La Land o. Ama hepsini izlemedim. Azıcık kaldı şu kadar. Hayır, herkesin hayatı kendine.